ismini görüyorum. Mümkün mertebe bu anlamsız mesajları yazmayın. Tekrar uyarıyorum sizleri. Pekala, devam edelim o halde. Hoş bulduk hepinize. Tanıdım, evet. Çözeceğimiz testleri şöyle arkadaşlar, o konuda sizi de detaylı bilgilendirmiş olayım. Ben şimdi burada konu anlatımları yapacağım. Araya da birkaç tane MEB'in belirlemiş olduğu sorulardan atacağım. Ben burada testleri çözdükten sonra hani esasında diğer hocalarımız da sizlere çözümlü testler hazırlayacaklar, videolar hazırlıyorlar. Onları paylaşacaklar, yükleyecekler. Oradan da soru çözümlerinin nasıl olacağını görebilirsiniz. O konuda test çözme konusunda da sıkıntınız olmasın. O sorunu da bir şekilde çözeceğiz, tamam mı? Pekala. Evet arkadaşlar, ne dedik? Bakın, okun ucundaki canlı avcı demektir arkadaşlar. Okun ucundaki canlı avcı. Dolayısıyla avcı varsa okun diğer tarafındaki de ne olacak? Av olacaktır. Bu konuda rahatlıkla bunu çözebiliyoruz. Pekala. Geldik diğer bir sorumuza bakalım. Bir besin zincirinde bulunan canlılarla ilgili bilgiler verilmiş. Evet arkadaşlar, bir bakın bakalım. Ne diyor? Besin zincirinin her basamağında bulunuyor diyor ise ne algılayacağız? Bu kesinlikle ayrıştırıcıdır. Dolayısıyla otçul ve üretici diyemem. C eliyorum. Besin zincirinin ilk basamağında diyorsa arkadaşlar, bu nedir? Kesinlikle üreticidir. İlk basamakta her zaman üretici yer alır. Dediğimiz için cevabımız bursa oldu. Evet, hocam dedi birisi. Evet, sanırım yazıyor bir yandan. Evet, diğer soruya bakalım arkadaşlar. 8 için ne diyorsunuz? İfadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım beraber. Bütün canlılar güneş enerjisini besin üretmek için kullanırlar. Doğru mu? Değil tabii ki. Neden doğru değil arkadaşlar? Bakın, bütün canlılar besin üretmek için kullanabiliyor olsaydı eğer, bütün canlılar üretici olurdu. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Acaba bir arkadaşımızda mı bir hata var? Çünkü evet, beni duyabilen sayısı oldukça fazla anladığım kadarıyla. Belki sıkıntı olan arkadaşımız bir tekrar çıkıp girebilir. O zaman sorun çözülebilir arkadaşlar. Tamam mı? Peki bakalım, devam edelim. Bazı canlılar enerji ihtiyacını üretici ve tüketici canlıların yaşamları sona erdikten sonra onları parçalayarak karşılar diyor. Kim bunlar? Ayrıştırıcılar. Bundan da eminiz. Doğru bir ifade. Peki bakalım, üçe tüketicilerin hepsi besin ihtiyacını üreticileri yiyerek giderir demiş. Tüketicilerin hepsi besin ihtiyacını üreticileri yiyerek giderseydi arkadaşlar, herhalde dünyada üretici kalmayabilirdi. O yüzden ne yapıyor? Tüketiciler de birbirlerini besin olarak kullanabiliyorlar. Dolayısıyla yanlışı sorduğu için cevabımız 1 ve 3 oluyor. Evet, şimdi geldik başka bir konumuza. Tabii büyük sorulara odaklandığımız için biraz büyütmüştük. Evet arkadaşlar, yeni konumuza geçiyoruz. Fotosentez. Az önce biraz bahsetmiştik, üzerinden geçmiştik. Fotosentez dediğimiz üreticiler tarafından yapılan bir süreçti. Şimdi ben tekrar chat kısmını kapatıyorum. Sonrasında yine anlamadığınız bir yer olursa soru kısmına geldiğimde sorabilirsiniz, tamam mı? Tamam, hadi biraz yavaş yavaş olsun. Arkadaşlar az önce de dedim. Şimdi şöyle yapabiliyor. Şu anda kayıt altında görüntüler. O yüzden tekrar izleme fırsatınız var. Kaçırdım ne yapacağım diye kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Tamam mı? Tekrar izleme fırsatınız olacak. Ama biraz daha yavaş olmaya dikkat edeceğim. Söz veriyorum. Pekala. Hadi başlayalım. Evet. Fotosentez dedik. Üreticiler tarafından yapılan
bir aktivite. Üretici bunu ne yapıyor? Güneş ışığını alıyor, karbondioksiti de havadan alarak, topraktan da su ve mineralleri alarak arkadaşlar sonucunda besin ve oksijen üretiyor. Bu olaya fotosentez diyoruz. Ne demiştik? Fotosentez deyince aklımıza besin üretimi gelecek. Besin üretimi. Özellikle besin üretimi. Pekala bakalım. Arkadaşlar amaç bitkinin kendi besini üretmesi dedik. Başka canlıların da kendi neslini devam ettirebilmesi açısından beslenebilmesine de fırsat sağlıyor demiştik. Fotosentezin olmazsa olmazı ışıktır. Yani bitkiler gece vakti fotosentez yapamaz. Peki fotosentez yapabilmesi için illa güneş ışığı mı olması gerekiyor? Hayır, yapay ışık da kullanılabilir. Fakat yapay ışığın enerji kaynağı da bir nevi güneştir arkadaşlar. Tabii biz her ne kadar barajlardan sudan yararlansa da güneş ışığı kadar ucuz ve maliyeti az bir enerji bulamıyoruz maalesef. Dolayısıyla güneş verimliliği açısından, kaynak olmak açısından en bizim için kritik kaynaktır. Eğer güneş ışığı olmazsa birçok faaliyeti sınırlandırmak zorunda kalacağız ve bu da tabii ki birçok problemin ortaya çıkmasına neden olur. Peki ne dedik? Karbondioksit ve su inorganik maddelerdir. Diğer bir taraftan ortaya çıkan ışık ve klorof ışıkla beraber ışık enerji sağlayan karbondioksit ve su ham madde arkadaşlar. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Işıkla beraber birleştiren yapıya da biz kloroplast diyoruz. Tekrar ediyorum. Karbondioksit ve su ham madde. Bu ikisini bir araya getiren, birleştirerek besin üretimini sağlayan ışık. Fakat bu işlemleri gerçekleştiren organ yani yapı ise kloroplast. Yani bir canlıda kloroplast yoksa istediği kadar yapısında karbondioksit, su ve ışık olsun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla biz zaten tüketiciler olarak ne yapamıyoruz? Bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. O yüzden bu faktörleri bilmemiz gerekiyor. Işık ve kloroplast. Peki bu besin neler olabilir? Bu besin arkadaşlar protein olabilir. Karbonhidrat olabilir, yağ olabilir, vitamin olabilir. Dolayısıyla bütün canlıların ve temel gereksinimi olan bu dört bileşen besin maddesi olarak üretilebilir. Hepsi bir arada üretilir mi hocam? Hepsi bir arada üretilmez arkadaşlar. Hepsi tek tek üretime yapılan basamaklardır. Peki bunun sonucunda bir de ne oluyor? Oksijen açığa çıkıyor. Biliyoruz ki biz karbondioksitin yapısında ne var? Bir tane karbon, iki tane oksijen var. Peki ne yapıyor bitki? Bu bir karbonu oksijeni havaya mı bırakıyor? Kısmen böyle diyebiliriz. Aslında temelinde böyle değildir. Buradaki oksijen tekrar suya dönüştürülür arkadaşlar. Karbon da besine dönüştürülür. Şuradan parçalanan suyun içerisinde ne var? İki tane hidrojen, bir tane oksijen. Bu da havaya bırakılır. Diğer canlıların aynı zamanda bunların ikisini birlikte kullanabilmesini sağlar. Çünkü besin ve oksijen arkadaşlar çok önemlidir. Besin olmadığı takdirde oksijenin bir anlamı yok. Oksijen olmadığı takdirde besinin bir anlamı yok. Yani o derece ikisi de birbiri özellikle bizim gibi canlılar için çok kritiktir. Bunu da ilerleyen derslerimizde solunum başlığı altında göreceğiz. Tamam. Hala devam edelim. Evet, fotosentez ne dedik? Kloroplastı gerçekleştiğini ifade ettik. Gündüzleri gerçekleşir dedik. Tabii daha önce belki şöyle deneyler yapmış olabilirsiniz. İşte bir fasulye tanesini pamuğun arasına koyup daha sonrasında birisini güneşe, birisini de belki ışığa koymuş ya da bunu görmüş olabilirsiniz. Arkadaşlar dediğimiz gibi yapay ışıkta da gerçekleşen bir faaliyettir. Fakat verimliliği biraz daha düşük olacaktır ve maliyeti de yüksek olacaktır. Bu yüzden de hani kendi besinimizi, daha doğrusu biz tabii ki kendi besinimizi üretemiyoruz ama bitkilerin ya da canlıların kendi besinlerini üretmesi konusunda maliyetin ne kadar az olması, maliyet ne kadar az oluyorsa bizim için de o kadar ne oluyor? Faydalı oluyor diyebiliriz. Yeşil yapraklı bitkiler dedik, mavi yeşil algler ve siyanobakteriler ne yapıyor? Ve ögnenalar bunlar
bunları gerçekleştirebilen canlılar sınıfında yer alıyor. Klorofil var dedik. Klorofilin yapısı ne yapacak? Bitkiye yeşil rengi verecek. Yapısı yeşil arkadaşlar. Bakın hani farklı buna benzeyen yapılar var mı? Mesela işte domates neden kırmızı? İşte muz neden sarı? Gibi aklınıza ifadeler gelebilir. Onlar kloroplast yapmıyor mu? Tabii ki de kısmen kloroplasta yardımcı oluyorlar ama doğrudan kloroplast besin olmasına yardımcı oluyorlar ama doğrudan besin üretebilme yeteneğine sahip değiller. Özellikle besin üretebilme yeteneğine sahip olan yeşil rengi de aynı zamanda canlıya veren klorofildir arkadaşlar. Klorofil olmadığı takdirde yeterli ve düzenli besin üretimi gerçekleşemez. Bakıyoruz bakterilerde dedik, sitoplazmada bulunur. Bitkilerde ise kloroplast organelinde bulunur. Bunu daha önce biraz üzerinden geçmiştik. Dedik ki klorofil bakterilerde böyle hani her sokağın başında bir tane köfteci gibi düşünebilirsin. Ama gelişmiş bir canlıda öyle köşe başında iş yapmak yok. Bütün aşçılar bir yere toplanır ve orada bu faaliyeti gerçekleştirir. Tabii bir yaprakta bir tane mi kloroplast var? Hayır. Her bir hücrede bir kloroplast var. Yani şöyle düşünün, her bir hücreyi bir şehir olarak alsanız milyarlarca şehirde aynı anda besin üretimi gerçekleşiyor. Ve peki bu kadar besin nereye gidiyor? Bu besini üretirken aynı zamanda da besine ihtiyacı var bu canlının. Kendi beslenmesi için de ne yapıyor? Bunu kullanıyor arkadaşlar. Pekala. Devam edelim. İnorganik maddeden organik madde sentezlenir diyorduk. Işık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Kimyasal bağ enerjisi mi? O da nereden çıktı? Şuradan geliyor aslında. Örneğin arkadaşlar şöyle düşünün. Bir sürü karbon var. Bir sürü karbondioksitten gelen karbon var. Mineral var, su var, hidrojen var, yapısında oksijen var. Bunları ne yapıyor? Birleştirmesi gerekiyor. Hani ne demiştik? İnorganik maddeler birleştirilir ve güneş enerjisi sayesinde birleştirilir. Yani bunun arasında kurulan her bağ aslında bir enerji paketi gibidir. Biz canlılar, tüketici canlılar bu enerji paketindeki yani o bağları her kopardığımızda ortaya bir miktar enerji açığa çıkıyor ve biz onu kullanıyoruz. Biz onun sayesinde hareket edebiliyor, onun sayesinde oturabiliyor, onun sayesinde düşünebiliyoruz. Bakın oturmak bile bir enerji harcamayı gerektiriyor. Şu anda oturuyorsunuz eminim. Şu anda enerji harcıyorsunuz aslında. Dolayısıyla bu enerjinin sürekli ne olması gerekiyor? Vücut tarafından alınması gereken bir yapısı oluyor. Peki bakalım üretilen fazla ne olarak dönüştürülüyormuş? Nişasta dediğimiz bir yapı. Arkadaşlar nişasta bilirsiniz. Annelerinizden duymuşsunuzdur, babalarınızdan duymuşsunuzdur. İşte buğday nişastası olur. Ondan sonra patatesin nişastası olur. Çeşitli nişasta çeşitleri var. Aslında temelinde bitkiler yaptıkları besinin fazlasını nişastaya dönüştürürler. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir tane şeker var. Canınız çok istiyor ama daha fazla olsa daha güzel olur. Şimdi her gün bir şeker aldığınızı düşünün. Belli bir süre sonra artık her gün bir tane şeker yemek sıkıcı gelebilir. Ne yaparsın? Bunları belirli bir yere depolarsın, koyarsın. Bitki de aslında böyle yapıyor. Sürekli besin üretiyor. Tamam mı? Ama bir tane de değil. Yüzlerce, binlerce üretiyor. Ve bu ürettiği her bir tane besini tüketmesi şansı da yok. O kadar enerji harcayan bir varlık değil. Bu kadar enerjiye ihtiyaç duyan bir varlık değil. Dolayısıyla bunları depolaması lazım. Mesela çikolata parçacıklarını düşünün. Bütün çikolataları eritip tek bir parçaya dönüştürüyorsunuz. Nişasta dediğimizde bu. Bir sürü çikolata parçacığını ya da besin parçacığını alıyor ve tek bir parçaya dönüştürüyor. İhtiyacı olduğu zaman tekrar parçalama fırsatı buluyor çünkü. Tamam. O yüzden buna biz ne diyoruz? Nişasta diyoruz arkadaşlar. Nişasta bitkiler besinlerini nişasta şeklinde depolarlar. Peki nişasta şeklinde depolaması ne demek? Bitkinin ağırlığının artması demek arkadaşlar. Eğer yani şunu anlayacağız. Bir bitki fotosentez yapıyorsa güneş ışığı doğrultusunda ve klorofili ve kloroplastı varsa bitkinin ağırlığı artar demek. Pekala devam ediyoruz. Bizim bunu anlayabilmemizin yolu ne? Nişasta ayracı dediğimiz bir çözelti var. Bu da iyot çözeltisi. Nişastaya döküldüğünde arkadaşlar mavi mor renk veriyor. Dolayısıyla biz bunu ne yapabiliyoruz?
nişasta olup olmadığını, bitkinin fotosentezi yapıp yapmadığını anlayabilme fırsatını buluyoruz arkadaşlar. Yani benim bitkin fotosentezi yapıyor mu acaba diye düşünüyorsanız biyot çözeltisi damlatıp rengin değişimine bakabilirsiniz. Evet. Bu sırada şunu söyleyeyim arkadaşlar slaytımız açılırken. Mesela bir tohum ektiniz, yaprakları çıkana kadar fotosentez yapamaz. Çünkü yapraklarında hatırlayın yeşil rengi veren klorofil var. Dolayısıyla yaprakları oluşana kadar fotosentez yapamadığı için bizim gibi o da oksijen alır, karbondioksit verir. Hatta biliyorsunuzdur akşamları işte yattığınız odaya bitki koymayın derler. Çünkü güneş ışığı yoktur. Güneş ışığı olmadığı için bitki ne yapacaktır? Bizim gibi solunum yapacaktır. Sabah ürettiği, gündüz ürettiği besinleri aynı bizler gibi tüketici gibi parçalayacaktır. Tabii tüketiciyle o zaman bitki de mi bir tüketici sorusu aklınıza gelebilir. Bitki bir tüketici değil. Çünkü bizim gibi besinini dışarıdan almıyor, kendisi üretiyor. O yüzden bu noktadan anlayabiliriz. Evet, slaytımız bu sırada açılmıyor. Ben de bu sırada şöyle yapayım. Sormak istediğiniz bir şey varsa diye chat kısmına açıyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sayfamızda açılana kadar. Evet Hatice. Evet. Görüntü var aslında. Belki sende olmayabilir. Ha, şu anda eğer slide'ı soruyorsan slide daha yüklenmedi. Bir sıkıntı var galiba. Oklarla gösterilen soruları yapamıyorsun. Söylediğim kısmı eğer not alırsan yani okun ucundaki avcı diye düşünecek olursan çözdüğün sorularda daha kolay ilerleme şansın olur. Biraz daha soru çözersen bence bu konu oturacaktır. Bir daha tekrar edebilir miyiz? Ben biraz geç geldim. Oksijen fotosentez dışında üretilebilir mi? Fotosentez dışında üretilmesi arkadaşlar çok mümkün değil. Yani şöyle var bazı canlılar fotosentez yapmadan da oksijen üretebiliyorlar ama yine kendileri kullanıyorlar. Doğaya vermiyorlar. Buna da kemosentetik canlılar diyoruz biz. Ama o bizim konumuzun dışında bir konu. Şöyle geçen arkadaşım Aysim'a video internete yüklenecek. Size de linki gönderilecek. Oradan tekrar kaçırdığın yerleri izleyebilirsin. Tamam. Peki. Evet, slide bende de yok şu an hiç merak etme. Hangi canlılar? Yine bunlar da kemosentetik canlılar dediğimiz canlılar. Arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu şu an müfredatınızın dışında olan bir konu olduğu için çok da önemli değil. Şu anda hani bu bilgi sizi yanıltabilir. Yapay ışıkta fotosentez yapabilir, evet. İyot çözeltisi arkadaşlar tuzlu su gibi yani özel iyotlar var. Sodyum iyot. Sodyum mesela bir iyottur negatif olduğu için. Klor mesela negatif olduğu için bir iyottur. Bunun gibi hani iyot çözeltisi diye satılır zaten. Çok rahat nerede bulabilirsiniz? Aslında çok da rahat bulamazsınız diye düşündüm şu an. Belki eczanelerde olabilir. Evet. Domates yapraksız. Kırmızıya dönebilir mi? Yeşil olduğu için fotosentez yapar mı? Şimdi şöyle yapraksız olan kısımları aslında olgunlaşmış şey, daha doğrusu domatesin yeşil olması olgunlaşmamış olduğunu gösteriyor. O hücreler de kısmen fotosentez yapabiliyor. Zaman içerisinde de olgunlaşma durumu var. Yaprak dediğimiz asıl fotosentezi yapan kısımlar arkadaşlar. Zaten mesela bir fasulye ektiğinizde görmüşsünüzdür. Gövdesi beyazdır. Değil mi? O yüzden orada henüz klorofil ya da kloroplast pigmentleri tam olarak ya aktif edilmemiştir ya da gelişmemiştir. Evet, bu şu anki son dersimiz. Sonrasında bir dersimiz daha olabilir. Çok bilgiye sahip değilim. Rica ederim. Kloroplastsa fazla anlayamadın. Galiba tam olarak bilmiyorum. Sadece matematik Türkçe fen demesinden de emin değilim. Lütfen bitki eski rengine döner. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece onunla reaksiyona girdiği için mavi renk veriyor arkadaşlar. Yoksa nişastanın yapısını bozmuyor. Evet bu hani kloroplast sayısı artarsa azalırsa gibi hususlarda fotosentezin nasıl etkilendiğini anlatacağım.
Ve eğer kloroplast sayısı artarsa fotosentez miktarı artar arkadaşlar. Elektrik konusu bir sonraki ünite. Onun için şu an konuşma konusunda erkeniz. Evet, ne oldu bir anda ben çok geri gittim. Bu konuda emin değilim son dersiniz olup olmadığını. Belki bir dersiniz daha olabilir ama şu anda Fendet son dersiniz arkadaşlar. Yani bu ikinci dersiniz. Bu hafta toplam 5 saatimiz var. İkisini bugün göreceğiz. Yarın yine bu saatte bir dersimiz var, bir saatimiz var. Ondan sonra Perşembe günü de 2 saatimiz var sabahtan. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Peki benim sayfam neden açılmıyor? Saatim neden açılmıyor ona bakıyorum. Bir arkadaşlar şöyle yapacağım. Tekrar geldi. Güzel. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi yarın sabahtan başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sadece bir ilk gün olduğu için bazı sıkıntılar da yaşadık ilk saatlerde. Sonrasında çözüme ulaştırdık. Yine 9'da başlıyoruz derslerimize. Yarın 9'da başlıyoruz. Bizim dersimiz arkadaşlar yarın bu saatte. Tamam. Evet. Şimdi tekrardan konu anlatımına döndüğüm için chat kısmını kapatıyorum. Slide hepinizde gözükmüyor mu arkadaşlar? Fotosentez hızını etkileyen faktörler. Gözüküyor mu? Bitti. Evet, bende de. Tamam, geri gelmiş olması lazım. Evet, şu anda geldi. Değil mi? Evet, güzel. Gelmemiş olan arkadaşlar bir tekrar giriş çıkış yapabilirler arkadaşlar. Şu anda birçoğunuzda gözüküyor diye görüyorum ben. Şimdi arkadaşlar, dökersek bitkinin yaprakları mor mavi olur. Bitkinin köküne iyot çözeltisi dökemezsin. Yani dökersin de bitkinin kökünde nişasta köklerinde yer alır. Bitkinin gövdesinde yer alır. Dışında koruyucu bir kısım vardır. O yüzden maviye dönmez. Bitkinin yaprağından bir kesit alıp üstüne dökersen görebilirsin çok net bir şekilde. Tamam. Dışında koruyucu bir etken olduğu için mavi rengi görmen kolay değil. Mavi mor yani. Hani ikisi arasında bazen mavi bazen mora dönüşebiliyor. O bakımdan mavi mor diyoruz. Hani mora dönüştü o zaman burada nişasta yok mu? Hani sadece mavi desek arada bir sıkıntı olabilir. Yine bir slide gözükmüyor diyor arkadaşımız. Önceki slide'a geldim. Tekrar aynı slide'a döndüm. Pekala. Tamam. O zaman sıkıntı yok demektir. Hadi bakalım başlayalım. Evet gençler. Bakıyoruz. Fotosentez hızını etkileyen faktörler var bizim önümüzde. Fotosentezin hızını etkileyen faktörlerle ilgili bilmem gereken neler var? Birincisi ışık şiddeti arkadaşlar. Işık şiddeti dediğim şey ne hocam? Işığın aslında sahip olduğu gelme miktarı. Yani şöyle düşünün elinizde bir el feneri var. Bir defa düğmeye basıp kapatıyorsunuz. Dolayısıyla ne olacaktır? Işık bir defa gelecektir. O kısa süreliğine bir fotosentez olayının gerçekleşmesine fırsat sağlayacaktır ama daha sonrasında tekrar yok olacaktır. Ya da zayıf ışık ve kuvvetli ışık, şiddetli ışık dediğimiz bir yapı var. Mesela şu alt tarafı görebilirsiniz. Alt taraftaki fotosentez hızı ve ışık şiddeti arasındaki ilişki gösteren bir grafiğimiz var. Bakın, şimdi ne olmuş? Işık şiddeti arttıkça arkadaşlar, ışık şiddeti arttıkça zayıf ışık ve şiddetli ışığın etkisi de fotosentezde bir değişiklik yaratmış. Yani elindeki bir zayıf ışıksa, zayıf ışıktan kasıt ne? Hani bazen elimizdeki lambaların pilleri azalır. Dolayısıyla ışık daha böyle sanki aydınlatıyor da aydınlatmıyor gibi. Tamam, kısmen ortalığı aydınlatmış ama çok net görüntü sağlayamazsın ya. Bu zayıf ışık. Şiddetli ışıksa
gerçekten böyle hani ortalığı gündüz kadar getirebilecek, güneş ışığı kadar kuvvetli bir ışığa biz şiddetli ışık diyoruz. Onun etkisi arkadaşlar nedir? Şiddetli ışığın fotosentezine etkisi zayıf ışığın fotosentezine etkisine çok daha fazla. Ve her ikisinin de şiddetini arttırabilirsiniz. Yani devamlılığını sağlayabilirsiniz. Bir yere kadar artış gerçekleşir ama ondan sonra ne olacaktır? Sabitlenecektir. Yani fotosenteze, şunu düşünmeyin arkadaşlar. Ne kadar su verirsem o kadar fotosentez yapar. Değil. Belirli bir yerden sonra sabitlenir. Hatta çok fazla verirsen bitkinin çürümesine neden olur. Bunu şöyle düşün. Sen mesela ne kadar yersen, yemek yersen o kadar büyür müsün? Hayır. Belli bir süre sonra kilo almaya başlarsın ve bu sana zarar verir. Aynı şey bitkiler için de geçerlidir. Fotosentez yapabilen canlılar için de geçerlidir. Bir şeyin miktarını aşırı abartırsan bu ona ya hiçbir etki yaratmaz ya da zarar verir. Burada da aynı faktör var arkadaşlar. Işık şiddetini arttırdığımızda artık belirli bir noktadan sonra ne yapıyor? Fotosentezine çok da etki etmediğini görebiliyoruz. Zayıf ya da şiddetli olması da yine bir diğer husus arkadaşlar. Peki bakalım ikincisine ışık rengi demiş. Tabii ki de ışık renginin bir etkisi vardır. Biliyoruz ki renkler mordan kırmızıya doğru değil mi? Yayılır dalga boyları. Dolayısıyla mor ve kırmızı renkte fotosentez hızı çok iyidir arkadaşlar. Bakın mor ve kırmızı renkte fotosentez hızı çok iyidir. Tabii ki mor kırmızıya göre daha iyi. Bunu grafikten de görebilirsiniz. Ancak mavi, yeşil ve sarı dediğimiz özellikle bir de turuncumuz var. Şu 5 renkte fotosentez çok da etkili değil arkadaşlar. Fotosentez çok da etkili değil. Yani fotosentez hızını neredeyse yarı yarıya düşüren bir etki yaratıyor ışık rengi. Özellikle mesela aklınıza şu gelebilir. Hocam bu kloroplastlar yeşil renkte değil mi? Ben yeşil renk tutsam bu ışığa daha iyi fotosentez yapmaz mı? Yapmaz. Niye? Çünkü dalga boyu dediğimiz olay ışığın hem rengini belirleyen hem de sahip olduğu enerji miktarını belirleyen bir şeydir. Baktığımız zaman burada arkadaşlar fotosentezin dalga boyu açısından uygun olduğu renkler mor ve kırmızı görüyoruz. Hani şöyle düşünebilirsiniz. İşte hani her rengi biz kıyafet olarak giyeriz ama belirli renkleri çok severiz değil mi? Özellikle işte atıyorum siyah ya da beyaz ya da işte mavi ya da kırmızı. Bu renkler bizim için diğer renklere göre çok daha iyidir. Tabii bu kişisel bir şeydir. Ama bitkilerde kişisel olmadan genel anlamda mor ve kırmızı renk ışık onların daha iyi fotosentez yapmasını sağlıyor. Bu tespit edilen bir çalışma. Pekala renkle ilgili konuştuk. Geldik karbondioksit miktarına. Şimdi karbondioksit miktarı arkadaşlar arttıkça bitkinin fotosentez hızı da artacaktır. Fotosentez hızı da artacaktır. Ama dediğim gibi aynı şu grafikte olduğu gibi arkadaşlar. Hatta şurada bir grafiğimiz de var mı? Evet var. Güzel. Bakalım ne oldu? Arttı arttı. Bak karbondioksit miktarı buradan buraya artıyor. Buraya kadar güzel fotosentez hızını gayet iyi etkilemiş ama buradan sonra bakın ne olmuş? Sabitlenmiş. Niye? Çünkü artık çok fazla karbondioksit alabilme kapasitesine sahip değil. Yani şöyle düşünün, bir sürü fabrika var. Hepsinin tüketebileceği, bir günde çıkarabileceği bir malzeme var. Tamam, bazen madde yetersizliğinden, ham madde yetersizliğinden az miktarda ürün üretiyor. Ama bazen çok olduğu zaman da bunların da çalışabilme kapasitesi var. Daha fazlasını yapamazlar. Bu da aynı mantıkta. Fotosentez hızı da belirli bir yere kadar artar, daha sonra sabitlenir. Yine bakıyoruz, su miktarı dediğimiz faktör. Su da dediğim gibi az önce su miktarı arttıkça fotosentez hızı da artacaktır. Yine ta ki bir noktaya kadar. Yine ne oluyor? Su miktarı istediği kadar artsın. O yine yapabileceği maksimum düzeyde kalmaya devam ediyor diyoruz. Yine bakalım sıcaklık. Sıcaklığın etkisi arkadaşlar diğer hiçbir şeye benzemez. Kendinizden pay biçin. Örneğin havalar çok soğuk olduğunda biraz sıcak olsa deriz. Çok sıcak olduğunda da biraz serinlik ararız değil mi? Niye? Çünkü bu sıcaklık eğer çok daha yükseklere çıkarsa bitki için hiç iyi olmaz arkadaşlar.
arkadaşlar. Bizler için de hiç olmaz. Mesela biz işte 40'lara 45'lere dayanabiliyoruz iyi kötü. Alışıksak eğer tabii. Eğer alışık değilsek o bile bizi ne kadar bunaltıyor. Bitkiler için de belirli sıcaklık aralıkları var. O sıcaklıklardan sonra bitkinin ciddi anlamda yaşamı için bir sıkıntı oluşturmaya başlıyor ki mesela bakalım 0 santigrat derecede fotosentez yok arkadaşlar. Bakın şurası 0 demek. Geldi 25 santigrat derecede çok iyi bir şekilde fotosentez yapabiliyorlar. Hızları en maksimum düzeyde. Ama tahminimce burası 50-55 derecedir. Çünkü bazı enzimler, mesela bizde şöyle bir şey var. Bizim vücut sıcaklığımız sabit 36 derece ama bir bitkinin vücut sıcaklığı diye bir şey yok. Hava neyse bitki de o sıcaklıkta. Değil mi? Ya da işte suyunu kaybediyor bunu azaltabilmek için. Eğer belli bir derecenin üstüne çıkarsa bitkiler artık ölmeye başlıyor. Dolayısıyla fotosentez yapamaz hale geliyor. Bu nedenden dolayı belirli sıcaklık, özellikle 25 derece bizim için sıcaklık anlamında kritiktir diyoruz. Yine geri döndük. Genetik faktörlere bakacağız. Genetik faktörlerle ilgili arkadaşlar söyleyebileceğimiz neler var? Birincisi yaprak sayısı. Yaprak sayısı ne kadar çoksa fotosentez hızı da o kadar fazla olacak. Niye? Çalışan eleman çok. Bunu böyle düşün. Yani hani yapabilmesi için çok fazla çalışan insan var. Hani bir eylemi bir kişi yaparsa birkaç tane ürün elde edilir. Ama binlerce insan yaparsa binlerce ürün elde edilir. Bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. Yaprak sayısı ne kadar artarsa ürün de o kadar artacaktır. Fotosentez de o kadar hızlanacaktır. Evet, bakalım yaprak genişliği demiş. Yaprak genişliği arkadaşlar özellikle sıcak bölgelerde yaprağın genişliği, yaprakların çok geniş olduğunu görebilirsiniz. Ilıman bölgelerde, nemli bölgelerde çok geniştir. Çünkü su kaybetme gibi bir derdi yoktur. Ama böyle işte çok sıcak olan mesela işte çölleri düşünün. Neler var orada bitki olarak? Kaktüsler var değil mi? Yapraklarını düşünün. İnce ince, sivri sivri. Dolayısıyla bu da şimdi bir tanesinin yüzeyinde bir kaktüsün bir yaprağında kaç tane fotosentez yapabilecek kloroplast olabilir? Bir de geniş yapraklı bir bitkinin üzerine kaç tane fotosentez yapabilecek kloroplast olabilir? Bu ikisini karşılaştırdığınızda tabii ki yaprağın genişliğine bağlı olarak ne oluyor arkadaşlar? Verimlilik artıyor. Yaprak kalınlığı dediğimiz bir olay var. Bu da şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Mesela bazı yapraklar var çok ince, bazı yapraklar var çok kalın. Bunun en temel sebebi aslında yaprak eğer hava çok sıcaksa ve geniş yapraklı bir canlıysa üzerindeki kalınlığı arttırıyor ki o sıcaktan çok fazla etkilenmesin. Çok fazla etkilenmesin. Ve bu sebepten dolayı da fotosentez yapabilme hızını negatif yönde etkileyen bir faktör. Fotosentez yapabilme hızını negatif etkiliyor. Çünkü üzerinde kalınlaştırdığı tabaka arkadaşlar ölü bir tabaka. Canlı değil. Yani yaprak böyle işte hücrelerini çoğaltarak çoğalmıyor, genişlemiyor. Yani kalınlığını arttırıyor. Aksine bakıyor ortam çok sıcak ya da verimsiz bir şey var. Biz canlı işte sürekli onu engelliyor bir takım bir sebepten dolayı. Bu sefer kalınlığını arttırır. Korunmak amacıyla bu korunma aşaması onun tabii fotosentez hızını negatif yönde etkileyen bir faktör. Pekala geldik. Stoma dediğimiz bir şey var. Bitkinin terlemesini sağlayan bir yapı bu stoma. Bitkinin terlemesini sağlıyor. Hatta böyle bazı bitkilerde daha belirgindir. Yaprağın altındadır hatta böyle işte delik deliktir. Tabii size onun delik olduğunu göremezsiniz. Çünkü su terleme gerçekleştiğinde suyun çıktığı noktadır stoma. Bu bakımdan bunun miktarı önemli bir faktördür. Çünkü bu fotosenteze yardımcı olan bir yapıdır. Bu tabii derin biyoloji bilgisi. Yani çok da işinize yarar ama sorularda görebilir misiniz? Ben şu ana kadar karşılaşmadım ama en azından karşılaşırsanız stoma sayısının fotosenteze etkisini bilin arkadaşlar ve olumlu yönde etkilediğini bilmenizde fayda var. Geldik klorofil miktarına. Klorofil dediğimiz zaten kloroplastın içerisindeki yapı demiştik hatırlarsınız. Bu ne kadar çoksa az önce de konuştuğumuz gibi o kadar çok fotosentezin gerçekleşme durumu var. Şimdi arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, sorular kısmına geçeceğiz. Ama sorular kısmındaki slaytımız açılana kadar sormak istediğiniz bir soruyu varsa alacağım.
Açıyorum tekrar chat kısmını. Evet, açıktır. Olgunlaşmamış bitki çözeltisi dökersek ne olur? Olgunlaşmamış bitki dediğin şey aslında olgunlaşmamış meyvedir. Meyve olgunlaşmasa da içinde nişasta bulunur. Tamam mı? O yüzden yine ne olacaktır? Rengi artacaktır. Kalın olması dediğim şey bitki mesela hani bazı yaprakları dokunursun çok incedir. Böyle hani inceciktir böyle arkasını görebilirsin bazen. Bazıları da oldukça kalındır. O kalın olması aslında bitkinin kendisini koruma refleksi. Ne yapıyor? Hani şey gibi düşün. Sen işte elin yanmasın diye eldiven takıyorsun ya. Tabii bu canlı eldiven takamayacağı için hücresindeki derinin o dışını kaplayan yapının kalınlaşmasını sağlıyor. Bu da fotosentezini negatif etkileyen bir faktör. Klorofil kloroplastın içerisinde bulunur ama bazı canlılarda kloroplast yoktur. O yüzden dışarıda bulunabilir. Görüntü gelmedi. Evet, bende de öyle. Sıkıntı yok. Bir diğer slayta dönebilir miyiz lütfen? Şu terleme şeysinin ismi neydi? Stoma. Şöyle göstereyim. Stoma arkadaşlar. Beige dediğin sınıfı soruyorsan Yavuzcuğum önemli değil. Sınıflar önemli değil. Önemli olan burada öğrenmek değil mi? Evet, kloroplast bir sürü klorofilden oluşur. Terlemene faydası oluyor terlemenin. Terleme arkadaşlar şu bakımdan aslında burada mevzu terlemek değil. Stoma aynı zamanda yapısında kloroplast bulunur. Yani fotosentez yapabilme faaliyeti gösterebilen de bir yapı olduğu için. Tamam. Evet. Sude. Az önce ben bu soruya bir cevap vermiştim. Yavuz da haklısınız demişti. O yüzden bu muhabbeti burada bitirelim. Olur mu? Pekala. Evet. Rica ederim. Başka anlamadığınız bir şey varsa konuşabiliriz. Ben bir daha döneyim şu soru slaytına. Arkadaşlar dediğim gibi korkmayın ama ben şurayı anlamadım, kaçırdım. Hoca ne demişti acaba diye düşünmeyin. Bu video çekilecek. Yani şu anda kayıt altında zaten internete yüklenecek ve görebileceksiniz. Tamam. Evet, ilk soruya bakalım arkadaşlar. Soru soru gidiyoruz. Sesim az geliyor galiba. Tamam. Daha ne kadar bağırabilirim bilmiyorum ama zorlayacağım. Tamam. Peki bitkilerde gerçekleşen fotosentez olayı ile ilgili. Evet biliyorum. Şu üç soruya bir bakalım derim. Dört soru varmış. Bakabildiğimiz kadar bakalım. Zaten yarın da dersimiz var. Devam ederiz. Sıkıntı yok. Fotosentez olayıyla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Gece gündüz sürekli gerçekleşir mi? Hayır arkadaşlar. Sadece gündüz gerçekleşir. Gece bizim gibi ne yapıyor? Ürettiği besinleri tüketiyor. Besin ve oksijen üretilir demiş. Doğru arkadaşlar. Yapay ışıkta da bitkiler fotosentez yapabilirler diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Geldik diğer sorumuza. Bitkinin güneş ışığı altında gerçekleştiği olay şekildeki gibi gösterilmiş. K ve L ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi K ne olmuş? Bitkinin yaprağına giren yani yaprak tarafından kullanılan demek ki bir madde. L'ye bakıyorum. Bitkiden dışarı çıkıyor. Ha, bir de dışarı çıkıyor olması aslında şunu gösterir. Bu gaz olmalı. Değil mi? Çünkü besin bitkiden dışarı çıkamaz. Hani besini üretip dışarı atamaz. Ne yapacaktır? Kendisi depolayacaktır ya da kendisi kullanacaktır. Dolayısıyla gazlardan bahsediyoruz. Güzel. L o zaman ne olacak? Dışarıya çıktığına göre oksijen. K ne olacak arkadaşlar? Karbondioksit. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Geldik. Üçüncü soruya bakıyoruz. Evet ilerlediği kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Fotosentez olayını sadece bitkiler gerçekleştirir diyor. Arkadaşlar yanlış bir ifade. Bu ne demiştik? Siyanobakteriler, Euglena ve mavi yeşil algler de gerçekleştirebiliyor demiştik. Bakıyoruz fotosentez olayı ile ilgili canlıların oksijen ihtiyacını karşılar diyor. Canlıların oksijen ihtiyacını ne yapıyor? Hakikaten de karşılama yapısını gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü çıkıştan çıkıyoruz. Dörde bakalım. Aşağıdaki fotosentez olayı ile ilgili bazı deneyler verilmiş. Bu düzenekleri kullanarak durumların hangileri test edilebilir demiş. Bakıyoruz ışıklar hepsinde var mı? Var. Demek ki ışıkla ilgili bir mevzu değil. Nemli toprak ve kuru toprak arasındaki fark var bakın arkadaşlar.
tane farklı değişken var. Bir de buraya bakalım. Neyi görüyorum? İki nemli toprak ve iki farklı sıcaklık görüyorum. O zaman suyun etkisinden bahsediyor mu? Evet, biri çünkü kuru, biri nemli. Işığın etkisinden bahsetmiyor dedik. Hepsinde var. Ama sıcaklığın etkisinden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız da 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Pekala. Evet, bugünlük hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere diliyorum. Diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.